Merhaba değerli izleyenler, Multiplayer'e hoş geldiniz. Yepyeni gündem haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz ne olsun? Xbox'tan geliyor abi ilk haber. Xbox'ın yeni konsollarının dair bir takım dedikodular sızdı. Bir takım yeni bilgiler sızdı. Ya yani sızdı mı gerçi dedikodu mu tam olarak hani ne kadar güvenebiliriz onu henüz bilmiyoruz ama gelen haberler zaten bir takım beklediğimiz şeylerle uyuşuyor. Nelerle mesela uyuşuyor? Şimdi yeni nesil Xbox'lar da aynı Xbox One S ve Xbox One X'te olduğu gibi biri daha güçlü, biri daha görece ucuz. Hani birazcık daha donanım olarak daha aşağıda olan bir şeye sahip olacak. Yani iki posta çıkacak. İki posta mı çıkacak? Aynı anda mı çıkacak? Bilmiyorum onu. Hani onunla alakalı Büyük detay ihtimal yok. böyle girer girmez çıkar mı bilmiyorum. Bence ilk biri çıkar, sonra öbürü çıkar ki öbürünü alanlar onu da satın alabilsin. Belki de, Çünkü aynı belki de. anda çıksa girişmezsin. Ama ilerleyen kısımlarda konuşacaklarımız şeyden ötürü varyasyonlu çıkma ihtimali de var. Aynı anda verip hani işte şunu şunu istiyorsanız bunu almanız lazım, bunu bunu istiyorsanız bunu almanız lazım Bence diye. hata yaparlar. Öbür türlü çünkü tek kişiye iki tane Valla konsol bilmiyorum. satarsın. Xbox One S'i almış adam çok fazla X'e girmiş midir? Ben çok açıkçası Alıyorlar. zannetmiyorum Bak yani. kaç tane adam tanıyorum. PS4 aldı, sonra PS4 Pro O aldı. ayrı. Xbox aldı, sonra One X aldı. Xbox One S'i gören çoğu insan benim de tanıdığım çevremde ama mesela aynı adam PlayStation 4 alıp PlayStation Pro alan da vardı. Hani öyle bir durum da vardı. Xbox One X'le girenler oldu hiç S'i almayıp ama hem S'im var hem X'im var. Parasını verdim gittim aldım diyen etrafımda bir tane bile adam yok. Şöyle bir düşündüm. Yani öyle bir durum var. Dolayısıyla Çevreler zaten farklı demek. ya çevrelerin farklı olmasından ziyade Microsoft'un şu yakın zamanda yaptığı şeye de aslında biraz aykırı olur. Önce onu çıkartıp sonra onu çıkartmak. Şundan ötürü zaten hani mümkün olduğunca fazla varyasyonlu PC ile de yaklaştırmaya çalıştıkları hani konsol tarafında bir dünya olduğu için ben şeyi daha yakın görüyorum. Aynı anda duyurmalarını daha yakın görüyorum. Şimdi bu iki versiyon olacak dedik. Güçlü olanın kod adı Anaconda gibi gözüküyor. Daha uygun fiyatlı olanın kod adıysa Lockhart olarak söylenmiş. Şimdi tabii genel olarak bir yeni nesil konsola geçildiği zaman bunun da bir kod adı olacağı ve bunun adının Scarlett olacağı söyleniyor. Şimdi kod adlar çok önemli değil belki ama bu yeni nesil Scarlett neslinde şöyle bir durumun da olacağı söyleniyor. İki varyasyonlu gelecek konsollar. Bir tanesi klasik biçimde hani bildiğimiz televizyona bağlayıp kullandığımızın yanında bir de cloud'a yani bulut sistemlerine bağlı olan bir versiyonun varyansı CD falan bulunacak. yok. Onunla alakalı bir bilgi yok bunda ama yani direkt bulut sistemi üzerinden oynayabildiğimizi hani bulut Yani sistemi daha kullanan ucuz bir olacaksa oralardan kırkması lazım donanımdan biraz. ucuz versiyonunda cloud olacak falan manasında söylemedim. Sadece Ha, benim duyduğum öyle o şekilde o yüzden öyle dedim. mi? Ha. Yani ucuz olan bulut versiyonunu kullanan sadece ve donanım olarak daha düşük olan olacak. Öbürü güçlü olacak diye Ya duydum benim ben. kaynağımda onunla alakalı detaylı bir bilgi yoktu. Hani şundan ötürü aslında biraz da aynı şey olmayabilir diye düşünüyorum. Şimdi her ne kadar Lockhart görece daha ucuz ve düşük donanıma sahip olacak desek de Xbox One X'ten daha güçlü bir donanıma sahip olacağı Tabii söyleniyor. tabii. Dolayısıyla hani o kadar güçlü yapmazlar aslında donanımı Cloud'u kullanacak olsa sadece diye diyorum. Yani klasik bir Xbox One X'in üzerine belki Cloud'u ayrıyetten de eklerler mi? Ya da Anaconda'da niye Cloud olmasın ekstra? Onu hani ben çok Ya dijital kestiremedim. download için olabilir o. Cloud dışında. O Cloud, onu zaten şeyde Xbox One versiyonuyla yapmayı düşünüyorlar. Şimdi en son detay olarak da ondan bir bahsetmek gerekiyor. Şimdi 2020'nin sonlarına doğru bu yeni nesil konsolların çıkacağı söyleniyor ama 2019 senesi içerisinde Xbox One'ların sadece dijital indirmeye açık olan Cloud değil de dijital indirmeye açık olan bir versiyonunun duyurulacağı ve hani oyuncuların beğenisine sunulacağı da dedikodular arasında. Böyle yeni nesil Xbox'larla alakalı gelen dedikodular bu şekilde. Yani resmi bir açıklama henüz yok. Zaten duyurdukları zaman daha detaylı göreceğiz ama yani bir takım şeyler beklediğimiz gibi olduğu için hani uyduğu için sanki birazcık da temeli olan bir dedikoduymuş gibi geldi. Bize Xbox demişken Xbox'la alakalı bir haber daha var aslında. Geçtiğimiz günlerde bir veri madencisi Steam'in beta yani PC'de kullandığımız klasik Steam'in beta versiyonunun kodlarına bakarken Xbox tanımlamalı bir takım kodlar görmüş. Bunun üzerine bunu da paylaştıktan sonra tekrar bir tartışma ortaya çıktı. Hani acaba Steam Xbox'a mı geliyor? Microsoft Steam'i mi alacak acaba? Ya da ortak bir şey mi yapacaklar falan diye böyle dedikodular dönüyor. Orada da duyduğum şu crossplay açısından bu yapılan bir uygulamaymış. Yani Xbox ve Steam arasındaki crossplay imkanı sonra oyunlar artacakmış. Ya crossplay'i sunduğun zaman aslında doğrudan doğruya Steam'i de bir nebze yani Xbox'ın içine getiriyormuşsun gibi bir durum da oluşuyor. Ama daha çok Yani multiplayer oyunlar için. Yani burada bahsettiğimiz daha farklı bir şey. Yani Steam kütüphanesinin Xbox'a uygun yani olmasıyla çok bambaşka şeyler. farklı şeyler ama yine de sonuç itibariyle bir şekilde hani o kütüphane yani sonuçta ortak oyunlar var ve bir şekilde belki hani ortaklaşa bir şey yapılma ihtimali de hani bir yandan ortaya çıkıyor. Zamanında denediler çünkü PlayStation 3'te Steam desteği vardı. Çok ilerlemedi o mevzu ama hani belki bir kere daha yani böyle bir ortaklığa başlanmışken denenebilir mi? Microsoft'un gene bu son zamanlardaki anlayışı gitgide açılmaya başlayan
Yani daha açık bir platform haline gelmeye çalışan yapısından ötürü ve hani farklı varyasyonlar da sunan, farklı şeyleri seven oyunculara bu olanakları sağlayan bir şey olmaya çalışmasından ötürü böyle bir dedikodular dönüyor. Yani dedikodular değil, üzerinde tartışmalar dönmüş. Gelir mi gelmez mi falan diye. Bayağı konuşuluyordu yine Reddit'te vesaire. Yani çok büyük bir hamle olur gibi geliyor bana. Hani yap olmaz gibi geliyor. Daha çok crossplay daha mantıklı geliyor bana. Ama Yani olursa o bile yeterli olmaz. Hala önemli olan eksklüzif oyunları evet, getirmesi. zaten hani önceki yani yeni nesil konsolları konuşurken de söylememiz gereken belki de bir şeydi bu. Evet tamam, yani zemin futbola müsait ama top yok orada da. Hani oynayacak top yok. Microsoft tarafından bu şekilde Ve gelmiş oluyor. Evet. getirdiği oyunları da Xbox'a özel yapması lazım hakikaten. Yani hem PC'de oynar hem onda yaparsa yine kaybediyor bence. Bence kaybetmiyor. Donanım Aksine açısından ha kaybediyor. Ben niye donanım aldım ki? adamın derse zaten donanım satmak olmadığı için hani çok şey değil. Yani Ama Microsoft donanım Xbox'un üretiyor o abi. 5-6 tane çeşit üretip satıyor bunları da tamam. satması lazım. İstiyorsanız bunları da alabilirsiniz diyor adam. Yani seçenek sunuyor. İlla ki bir tanesini dikte etmiyor. Mesela yani öyle baktığın zaman tüketicinin lehine olan bir durumda orada da. Mesela benim sahip olduğum mesela PC'de oynayabildiğim bir exclusive belki indie bir oyun varsa ben niye gidip bir de Xbox almak zorunda kalayım? Kalmamak benim işime geliyor şahsen. Peki yani bu özel oyunları donanım satmak istemiyorsa niye yapıyor? Microsoft exclusive abi. Gene PC'de sonuçta Windows platformunu yapıyor. Hani Mac'te oynanamayacak oyun ya. Windows'un da sonuç itibariyle deli gibi bir Ya şey ama var. İşletim baktığında sistemi açısından. 5-6 tane konsol üretiyor sürekli. Yani konsol satışında niye PlayStation'ın gerisinde kalmayı kabullensin ki? Niye etmesin? Yani sonuç itibariyle bu iş planına bağlı bir şey ve iş planı bizim zannettiğimiz üzere işte oraya da domine etmek üzerine değilse olabilir Bana gayet. pek mantıklı gelmiyor. Neyse bu konu çok Evet. uzayabilir bu şekilde. Sen bir Ama sonraki zaten en habere sonunda geç. göreceğiz yani başarılı olacaklar mı bu yeni denedikleri şeyde. Şimdi bir skandal haberimiz daha var. G2A isimli bir site var. Biliyorsunuzdur muhtemelen CDK falan satan ve aslında geçtiğimiz yıllarda pek çok kez farklı skandallarla karşımıza çıkan bir siteydi kendisi. İşte çalıntı keylerin satılması, oyuncuların mağdur olması, hatta oyun geliştiricilerin bile mağdur olması ki hatta G2A'dan alacağınıza gelin torrentten indirin bizim oyunumuzu daha iyi diyen bir bağımsız oyun geliştirici falan çıkmıştı zamanında. Her neyse bir skandal, ya yani benim nazarımda skandal. Adamlar kendilerini açıklamışlar ama konuyla daha karşımızda. Şöyle bir durum olmuş. G2A 180 günden daha uzun süre, yani daha doğrusu kullanılmayan, giriş yapılmayan hesaplardan 1 euro para kesmeye başlamış. Reddit'te bunu paylaşmışlar. Yani hani işte kendisine uyarı gelince bir kullanıcı bu durumu paylaşmış ve hani bu da doğal olarak tabii ki hani ne oluyor ya tepkilerine yol açmış. Bu tartışılırken sonuçta G2 adı bir açıklama yapmış bunun üzerine ve hani açıklamasında şöyle şeyler söylemiş. Dediğim gibi az evvel 180 günden daha uzun süre girilmeyen hesaplardan 1 euroyu alıyoruz. Ve hani eğer ki siz bu 180 gün, ya biz zaten uyarıyoruz da sizi bu durum yani şey yaklaştığı zaman, bu zaman yaklaştığı zaman sizi uyarıyoruz. Giriş yaparak çok rahat bir biçimde bu durumu engelleyebilirsiniz demiş. Yani ücret kredi kartından çekilmiyormuş ayrıca. Çekilen yer G2A cüzdanı. Eğer G2A cüzdanınızda para yoksa oradan da hani bir şey çekmiyoruz doğal olarak demişler. Bunu yapmamızın sebebi olarak da işte kullanılmayan hesapların hem finansal açıdan hem de server açısından kendilerine bir mali yük bindirmesini hani göstermişler ve çok doğal bir şey olduğunu söylemişler bu açıdan. Ve hani kendilerinden başka bu sistemi uygulayan, kullanan firmaların da olduğunu, bu sektör içerisinde standart bir şey olduğunu, ne derler ona, uygulama olduğunu söylemişler ve hani bazı mecraların daha fazla paralar kestiğini ya da işte bakiyesinde olan parayı harcamaya zorladığını kullanıcıları söylemiş. Biz böyle şeyler yapmıyoruz diye de kendilerini savunmuşlar. Sonuçta 170 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve bu ülkelerin her birinin kanuni bir takım beklentileri var bizden. Sizin hesaplarınızda atıl durumda duran para bizim için yasal bir problem olabiliyor. Biz de dolayısıyla bu hani herhangi bir ceza almaya karşı kendimizi bu şekilde hazırlıyoruz falan diye de açıklamalar yapmışlar. Ya yaptıkları açıklamalar mantıklı evet ama yani sonuç itibariyle şöyle bir gerçek de var. Türkiye'de en azından biz bunu yaşadık biz. Yani klasik hesaplarımızdan, banka kartlarımızdan işletim ücreti alınmasın diye yani şikayetçi olduk ve hani bu durumu durdurduk. Hani öyle bir şey yapılırken bir yandan da hani bir dönem aldım belki de kenarda duran bir hesabından para kesilip kesilmeyeceğini düşünmeye başlamak da yani her ne kadar bu paranın kesilmesi onlara göre normalse, onların kesilmemesi de bana göre normal. Kesmemeleri aslında bakarsan normal diyebilirim. Bu Yardım edeyim şeyleri çok olacak. yapıyorlar ama ya. Bazıları haber veriyor, bazıları haber vermiyor bile. Tesadüfen sen Ben fark hiç, ben ediyorsun. Bu hayatımda ilk para kez niye duydum böyle bir şey. çekilmiş diye. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum. Yani online alışveriş yaptığım bir siteden benim bakiyemden para kesilip, yani benim hiç başıma gelmedi. Ki hani kullanırım da yani e-ticaret sitelerinden alışveriş yaptığım da olur. Hani Steam'de sonuç etmeyen, yani Steam'de hiç Ya olan bir ben şey değil hiçbir bu yerde para elbette yani. tutmam yani. Ne kredi kartımı kayıtlı tutarım ne de böyle sanal bakiye falan varsa hiç tutmam bir yerde. Ama çevremde çok gördüm yani bunu yaşayan. Haberi olmadan bir şey kesilmiş. Adam tesadüfen arayıp şikayet ediyor. Bu niye Allah. kesilmiş?
Aa işte yanlışlık olmuş, şu an tespit ediliyor, geri alıyorsun. O da Bir de sen yanlışlık olmuş ya. istedersen. Evet. Mesela atıyorum bir şey mi satın aldın, sana para iadesi yapılacak. Birkaç gün içerisinde yapılacaktır diyor. Sen kontrol etmiyorsun. Ama yapılmamış. Yapamamış. 3-5 lira bir şey Ya halbuki. onlar gene farklı bir şey aslında bakarsan. Hani sen mesela arayıp da böyle bir para kesilmiş, neden kesilmiş diye yanlışlık demeleri ayrı bir şey de. İşte G2A'dan kesmişler bu parayı, bundan ötürü kesmişler falan diye mesela ben hiçbir şey duymadım. Yani bu normal bir şey. Dolayısıyla ödemeyeceğiz geri falan Ya dendiğine. eğer haber verilmiyorsa hırsızlık abi, Tabii net aynı yani. mantık Ya yani. bunlar haber verdiklerini söylemişler gene nazaran ama yani. En azından uyarmış. Hani bak istemiyorsan git yani, çık üyelikten kapat. Aynen. Uyarmadan bunu yapması daha kötü. En azından olumlu olarak söylüyorum bunları. Olumlu Evet. olarak söylemiyorum. Ve bir de şey var yani bugün ortaya çıkmış bir şey ama G2A yıllardır var olan bir şirket ve bu zamana kadar acaba kimse fark etmeden bu parayı ödedim diye bir düşünmek de lazım yani. Her şeyde olabilir. Bir de yani bütün rakipleri bunu uygulamıyor yani. Bildiğimiz başka işte Kinguin'ler var vesaireler var. Yani bu tarz oyun satış siteleri çok fazla var. Ve hani kendi bakiyeni bulundurabiliyorsun ve ben bu zamana kadar başka bir işte sitenin isminin geldiğini de görmedim. O yüzden de bana biraz garip geldi. Neyse. Şöyle bir şey var. Microtransaction haberimiz var. Valve'dan geliyor bu haberde. Valve'ın yeni bir kart oyunu var biliyorsunuz. Artifact ve bu Artifact'in içerisinde 15 dolara satılan bir kart nerflenmiş. Yani gücü düşürülmüş. Ya bu da aslında bakarsan şundan ötürü bana ilginç geldi. Ben gideceğim para vereceğim. Çok güzel diye kart alacağım. Ondan sonra gücü düşürülecek. Yani ben parasını verdiğim şeyi aldım ve sen ben yani bildiğin aslında şeyi ortaya çıkartan bir yanı var bunun. Microtransaction mevzularının hala ne kadar etik mi değil mi, ne kadar etik, nasıl yapılırsa etik falan mevzularının tartışmalarını hala evlendirecek cinsten bir hani olay bu zaten. Ve böyle baktığın zaman da hiç etik olmayan bir durum var. Yani genel olarak nerf zaten hani tartışmalı bir olayken bir de para verip aldığın kartın nerflenmesi ilginç. Yani denge böyle kurulmaz ki. Satın aldıktan sonra ne anlamı var? Ben para verip almışım. Aynen. Öyle olmasa belki satın almayacaktım yani. Refund yapabiliyor muyuz? Paramı geri alabilir miyim mesela bence? Bir iade edebiliyor muyum? Bir de şey de var. Denge mevzusu deyince de hani bir yandan Valve kendisi bu tarz değişikliklerle denge yapmayacaklarını, yapmaya çalışmayacaklarını başta söylemiş. Yani hani bir denge varsa ve dengeyi sağlayacağız oyunda ama denge sağlanması gerekiyorsa hani bunu nerfler üzerine kurmayacağız falan diye bir şey söyledikten sonra böyle bir şey yapılıyor. Ve hani tek kart, yani en pahalısı bu olduğu için bunu özellikle söyledim. Başka kartlar da var yine yüksek ücret adından ama nerflenen. Bu bayağı açıkçası ben açık yani kart para verip almış olsam rahatsız olurdum bu konudan. Bir daha da oynar mıydım? Çok da emin değilim yani. Mümkünse parayı da geri almaya çalışırdım. Eğer ki siz de aynı şeyi yaptıysanız paranızı geri alın. Bir de bir kere daha bir Fallout 76 haberimiz var. Ek olarak son bir haberimiz. Fallout 76 oynayanlar 2018 yılı içerisinde 2019 yılında Fallout Collection, Original Collection yani 1, 2 ve bir de galiba ek paketi var. Yok şey, bir Şey, iki bir de Tactics var. Tactics var. Hediye edilecek. Bu her ne kadar PC versiyonu ediliyor olsa da PlayStation 4 ve Xbox'ta oynayan insanlar da alabilecekler. 2019'un başında, Ocak ayının başında dağıtılması bekleniyor. Ya hediye tabii güzel bir şey ama eğer böyle yaşanan sıkıntılara dair böyle gönül almak içinse yetersiz. Valla Çünkü 4-5 lira falan bunun tanesi. Paketi de taş çatlası 30 lira falan yani. aynen öyle. İndirimlerde çok rahat hepsini ucuza alıyorsun. Alabiliyorsun ve şey hani özür babında olduğunu söylememişler ama belli ki gönül alma şeyi Ufak yani. ufak böyle Tabii hediyeleri tabii. Gene bırakıyorlar. kendilerini sevdirmek Hani adına yapan karısını şeyler. aldatan adam gibi böyle eve çiçekle Aynen. gelmeler. Aynen. Ve yani gene de güzel. Sonuçta bir de şey de var ya. Ben mesela bunu görsem hani şey derim. Ulan Fallout 76'yı yapamadılar ama işte alın oyun görün diye bunu mu veriyorlar falan. Acaba Hani, bunu yani. verebilecekler mi o dönemde? Kod yanlış gidecek mi ya da bir şey Tabii. olacak mı? Mesela çok net problem olabilir biliyor musun? PlayStation'da ya da Xbox'ta oynayan bir adam için. Yani Steam değil Onlara da gerçi. Steam bilgisayar için herhalde Aynen kodlanacak. Çünkü Bethesda. konsolda yok bildiğim kadarıyla Evet, Bethesda koleksiyon. Launcher'ında hani muhtemelen kullanılacak kod. Hani Bethesda hesabını artık eşleyip mi verirler, nasıl yaparlar bilmiyorum ama ya sonuçta PC'de oynayan adam çok daha kolay olabilecekken PlayStation ve Xbox tarafındaki adam o kadar kolay olamayabilir gibi de geliyor bana. Böyle. Sende neler var abi? Ben kısa kısa haberler vereyim. Beyond Good and Evil 2 bayağıdır adı geçen bir oyun. Zaten uzun süredir de geliştirmekte olunan bir oyun. Bunun sürekli online olacağı söyleniyor. Yani sen solo da girsen oyuna, tek başına da oynasan sürekli online olman gerekecekmiş. Hmm. Bayağı hoşumuza giden özelliklerden biri Peki. genelde. Yani en azından peki tamam. Ben çok olumsuz değilim buna ama Ya online olmayan bir aslında oyunun da zaten hani nerede oynarsak oynayalım artık her türlü online'ız. Ama hani bu yine de hoş değil hani. değil. Tek Ya başına oynamak isteyen kişi için. ya duruma göre aslında olumlu bir şey de bu bir yandan ama tabii ki hani şey seçiminin olmaması kötü. Hani hiçbir şekilde offline oynayamamamız Ya da kötü. seçimi ver yani. Ha, de ki mesela offline oynamak istersen oynayabilirsin ama şu olmayacak oyunun içinde. Bitti gitti işte yani bu kadar Yani basit. her şeyi geçtim.
Türkiye'de zaten aldığımız internet belli. Belli. Hani bir kesinti olsa bir şey olur. Bazen oluyor. Bir hafta internetin yok. Ben oyunu oynayamayacağım o Abi zaman. internet olmamasını geçtim. Yani stabil de değil. Mesela taş gibi bilgisayar kurdun. Atıyorum 20 bin lira para verdin. Mükemmel şey yaptın. Ultra'da oynayacağım diye. Ama oynarken takılıyorsun. Neden? Çünkü bağlantın hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yapıyor. Yani ne bileyim bir hızı düşük bir şey oluyor. Peak yapıyor. Birden böyle bir yani frame drop giriyor vesaire vesaire. Ben ne anladım o işten? Deli gibi para vermişim. Paranı vermişim. Oyunu almışım ama oynayamıyorum. Yani Yani böyle saçma. dertleri açık. Ya tabii sonuç itibariyle birazcık internet altyapısıyla da alakalı bir durum bu. Başka yerlerde yaşanmayan şeyler ama ya yine de bu seçimin olmaması büyük dezavantaj. Bunun dışında Titanfall 3'ün geliştirildiği söyleniyor. Bir Hani sürü söylenen bir şey bu, evet. ilk oyun zaten baya böyle hype yaratılmıştı ama biraz patlamıştı. Evet. İkinci oyun beğenildi ama çok İlkinin, satmadı. evet, ilkinin problemi. Üçüncü oyun gelir mi? Demek ki geliyor. Yani şey var, ikinci oyun hakikaten de başarılıydı. Özellikle single player tarafından da kafa yormalarından ötürü. Evet ama yine satamadı. Çok Satamadı ama satışlarda başarılı ilkini olamadı. sadece multiplayer yaptı. Ya yani ilkini aslında ikinci oyun ilk oyun olsaydı bence çok daha başarılı olacak bir oyundu. Evet. Gerçi çıktığı dönemde de işte Battlefield'lar falan vardı. O dönemde İlk kırıldı oyunda ama. beklenti çok yükselttiler Evet. beklentiyi. Ya güzel de gözüküyordu. Bayağı hala da ümit vaat eden de bir oyun. İkincisini de oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ama bakalım üçüncüsü nasıl olacak? İnşallah da Evet, başarılı da olur yani. Respawn'dan bir de bir Star Wars oyunu geldiğinde hatırlatalım. Uzun süredir duymadık. Evet. Onlardan da gelişmeler gelecektir. Bu şeyde E3'te sadece bahsettikleri oyun mu diyorsun yoksa Jedi Fallen Order'dı galiba Aha, ismi. Order 76 bir şey mi? 76 Revenge mı? of the Sith'ten sonrasını mı anlatacaktı? O arada ara dönemi anlatacaktı Öyle bir şey galiba. vardı. Yapımcısı nasıl olacağını anlatmıştı ama oyunla alakalı bir şey görmemiştik E3'te diye Çok fazla bir hatırlıyorum şey ben de. görmemiştik. Evet. Bakalım inşallah Respawn'dan da güzel haberler gelir. Zaten çünkü 2019'da hani beklediğimiz artık oyunlara da yavaş yavaş girmeye başlayacağız yani. Bu arada Last of Us 2 ile ilgili söylentiler vardı geçen 2019'un Mart ayında falan gibi geleceği söyleniyordu. Neil Druckmann yanılmıyorsam bir şey paylaşmış, tweet paylaşmış. İşte hayatımız boyunca, yani kariyerimiz boyunca çektiğimiz en böyle yürek burkan, en karmaşık sahnelerden birini çektik oyunda demiş. Bunu da böyle müjdeli haber olarak verebiliriz. Yani bayağı yine duygusal anlar bizi bekliyor olacak Bekliyor. yine oyunda da. Pekala. O zaman başka bir haberimiz yoksa Yok kapatalım. başka bir haberimiz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşça kalın.